Aleykümselam. Daha önce olduğu gibi işte bu son olağan kongremizde de yaşandı. Bu partiye hizmeti geçmiş bu zamana kadar bütün ilçe başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine hepsine teşekkür ediyoruz. Hayatta olanlara teşekkürlerimizi, hayatta olmayanlara da Allah rahmet etsin diyoruz ve hizmetlerinden dolayı bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes kim gelmişse üyesiyle, yönetim kuruluyla mutlaka bu partinin bir üyesi ve bu partiye hizmet için çalışmıştır. Mehmet Başkan da görevde bulunduğu sürece partinin büyümesi, güçlenmesi ve bu partiyi bir yere taşımak için özveriyle çalıştığına inanıyoruz. Ancak hepimizin, herkesin arzu ettiği gibi bir yönetim şeyi olmayabilir. Burada mesela her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. Bu arkadaşımız bu parti hizmetinde görev yaparken partinin küçülmesini değil büyümesini düşündüğünü biliyoruz ve hiç kuşku duymuyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Bir dönemde beraber çalıştık. Belli bir anlayış içerisinde bu görevi sürdürdük. Bugün bir devir teslim yapacağız. Tabii bu görevi ben de belli bir müddet sonra yine partili başka bir arkadaşıma severek devredeceğim. Asla ve asla partiyi bir başkasının, başka bir kişinin veya başka zümrelerin şeyinde bırakmadan, etkisinde ya da onun çekim alanına sokmadan Cumhuriyet Halk Partili bilinciyle bu görevi sürdüreceğim. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum hizmetinden dolayı. Sizlere de teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz partiye. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet başkan. Evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İsmail hocamın dediği gibi bu bir bayrak yarışı. Görev meselesidir. Dolayısıyla biz bu görevi 8 yıla yakın bir süre içerisinde yaptık. Bu süre içerisinde birçok partili arkadaşlarımızla beraber olduk. Bir sürü işler yaptık. Birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlara 3 dönem olağan kongrelerde yönetim kurulunda görev alan ve partinin tüm kademelerinde görev alan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ben 8 yıla yakın süre içerisinde bu görevi sürdürdüm. Geldiğimiz dönemde tabii bugünkü gibi değildi partimiz. O günden bugüne mesafe kat ettik, yol aldık. Dolayısıyla partimiz Cumhuriyet Halk Partisi Gökçeada siyasetine damga vuracak seviyeye geldi. Ve gönül istiyor ki Gökçeada'da Cumhuriyet Halk Partisi artık bundan sonra 25 yıldan beri kazanamadığı bir belediyeyi kazansın. Sosyal demokrat bir anlayışla bütün tatil beldelerinin olduğu gibi burasını da sosyal demokrat bir anlayışla, özgürlükçü bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. O seviyeye geldiğini düşünüyorum. Ama son 31 Mart yerel seçimlerinde partimizin ittifak kararı almış olmasından kaynaklı olarak burada bir ittifak yaptık. Ama o ittifakta küçük de olsa pürüzler çıktı. Partimiz içerisinde birlik beraberliğimizi koruyabilseydik bugünkü konumumuzdan daha yukarılarda bir seviyede olacağımızı düşünüyorum ben. O anlamda yeniden görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Partimizin başarı çıtasını daha yukarılara taşımalarını diliyorum. Biz bu aşamadan sonra, görevi devrettikten sonra yine partimiz için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Ama geçmiş dönemde bizim ilçe örgütümüzü ve ilçe yönetimimizi yıpratmak adına birçok arkadaşımızın o ısrarlı çağırmalarımıza, davet etmelerine rağmen partiye gelme işlerini
burada bayramlaşmalar olduğu zaman özellikle bayramlaşmalara gelinmediğini, meclis üyesi arkadaşımızın bayramlaşmaya geldiği zaman onun niye bayramlaşmaya gittin diye eleştirildiğini, hatta sosyal medya paylaşımlarında ilçe başkanı Mehmet Güneşhan'ın paylaşımlarını niye beğeniyorsunuz diye eleştirilen arkadaşlarımızın olduğu bir gerçekliği de göz önüne koyarak biz öyle davranmayacağız. Biz bugüne kadar çocuğumuz gibi baktığımız 8 yıldan beri hizmet ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmek, geliştirmek adına yine partimize gelmeye, burada partimiz adına, partimizin güçlenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz. İsmail Başkan'a görevi devrederken tabii ki İsmail Başkan'ın gözümüz üzerinde olacak. Çalışmalarını titizlikle takip edeceğiz. Bizden istediği yardımları severek koşa koşa yapacağız. Herhangi bir şekilde 8 yıllık deneyimimize dayanarak tıkandıkları noktada, bize sordukları noktada hiç tereddüt etmeden koşa koşa kendilerine yardımcı olacağız. Partimizin başarısı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Partimize geleceğiz, gideceğiz. Önceki dönemlerde olduğu gibi yönetimi yıpranmak adına partinin içini boşaltmak gibi bir niyetimiz olmayacak. İddialarımızın arkasındayız. Söylediklerimizin arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgün kimliğine, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan partimizin özgün kimliğine göre davranmasını bekleyeceğiz. Herhangi bir şekilde bir başka partiye İsmail Hoca'nın da söylediği gibi yanaşmasını, etkisi altında kalmasını, güdümünün içerisine girmesine müsaade etmeyeceğiz. Buna çalışacağız. Bu anlamda biraz önce defterlerimizi İsmail Hocama açıkladım, izah ettim. Karar defterlerini, hesap defterlerini burada altlarını bağlayarak kendisine teslim ettik. Bu arada partimize yeni katılmak isteyen arkadaşlarımızın başvuruları var. Bunları yeni yönetimin yapmasını talep ettik. Buraya ayakları bıraktık. Başta söylediğim gibi tüm bizimle görev alan, partimize hizmet eden tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da İsmail Hoca'nın bu yarışta, bayrak yarışında başarılı olmasını temenni ediyorum. Bu anlamda bizim üzerimize düşen görev varsa her zaman da yardım etmeye hazır olduğumuzu belirterek partimizin anahtarını kendisine teslim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bizim görevi teslim almamızdan sonra bütün çalışmalarımızda partiye katkı sunacak, gerek yönetimde bulunmuş, gerekse yönetim dışı kalmış bütün arkadaşlarımızla her zaman istişare edeceğiz. Asla ve asla hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, suçlamadan hep birlikte güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratmak adına herkesle çalışmaya hazırım. Herkesle fikir alışverişinde deneyimlerinden faydalanmaya hazırım. Bunu bütün Cumhuriyet Halk Partililer böyle bilmelidir. Özellikle söylüyorum, Mehmet Başkan'dan samimi yaklaşımlarını ve bize yardımcı olabileceğine inanıyorum. Umarım daha güçlü, daha dinamik, daha bütünleşmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratır. Bir sonraki dönemde bu güçlü, daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni başka bir arkadaşımıza devrederiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Seni böyle alalım artık. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, Mehmet Güneşhan'dan Gökçeada CHP İlçe Başkanlığı koltuğunu devraldınız. Devir teslim töreni yapıldı ve koltuğa oturdunuz. Oturduğunuz koltukta Gökçeada CHP'lilere ilk mesajınız. Şimdi bu koltuk Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal bir koltuk olduğunu biliyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kurmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin koltuğudur. Bunun bilincinde olarak bu şerefli koltuğu şerefimle, bu koltuğun önemini bilerek ona göre hizmet edip partimizi güçlendirmek adına, iktidar kılmak adına bütün üyelerimizle birlikte
beraber çalışacağımızı söylemek isterim. Asla ve asla bu partiyi küçük düşürecek, bu partiyi zaafa uğratacak hiçbir hareketin içinde olmam, buna da müsaade etmem ve bunu bütün arkadaşlarıma özellikle söylüyorum ve rica ediyorum. Bu partiyi güçlendireceğiz, büyüteceğiz, bu yönde çalışacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. İlk yönetim kurulu toplantısını gün olarak ne zaman düşünüyorsunuz? Valla eğer arkadaşlarımızın bir kendileriyle görüşeceğim. Bir arkadaşımız İstanbul'da, bir arkadaşımız rahatsız. O görüşmeden sonra kolları sıvayıp çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Gökçe'de ben teşekkür ederim. Olsun. Sağ olun. Bir şey öğrenebilir miyim? Şimdi CHP kültüründe bu var mı bilmiyorum ama mesela ben 2002 yılında adaya geldim. Diyelim Haydar Başkan'ı tanıdım. Murat Başkan'ı tanıdım. Güneşen Başkan'ı tanıdım. Şimdi siz varsınız. Ama partimize yeni üye olacakları da göz önüne alarak bir pano yapılıp da Gökçeada ilçe başkanlarının resimlerini koyarak tarihimizi böyle bir oluştursak şimdi mümkün mü bilmiyorum. Tabii. Önemli. Bakın bu konuda hatta şöyle bir fikir şeyi oldu. Geçmiş hayatta olan ilçe başkanlarımıza birer plakat vermeyi bu hayatta olmayanları da yine yad ederek anmayı planlıyoruz ve böyle bir şey düzenlemeyi planlıyoruz. Ölüm yıldönümünde. Ülke başkanında öyle bir pano olursa şimdi ekliliği olur. O panoyu da bugüne kadar ilçe başkanlığı yapmış. Tabii ilçe başkanlarının resimlerini, dönemlerini yazmayı planladık. Daha doğrusu planladık derken bunu ben ve il yönetimiyle böyle bir fikir alışverişinde bulunduk. Bunu yapalım diye. Bunu da yapacağız. Çünkü bu geleneği de sürdürelim istiyoruz. Bu partide her türlü hizmeti geçmiş ilçe başkanlarının yönetim dönemlerinde ona göre şey edeceğiz. Bir hazır